Halk Partisi grubu adına söz talebi Ankara Milletvekili Sayın Aylin Yaman'a aittir. Buyurun Sayın Yaman. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle bu özel günde 5 Aralık kadına seçme ve seçilme hakkının verildiği günde konuşmaktan büyük onur duyduğumu ve bunu borçlu olduğumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e minnetimi belirterek başlamak istiyorum. 2 gün önce Dünya Engelliler Günü'ydü. Ülkemizdeki duruma bakacak olursak 6 başlıkta özetlemek istiyorum durumu. Birincisi veri durumu. Maalesef Türkiye'de engellilere ait veriler hala net değil. Az önce çıkan iki vekilimizden de duyduğunuz kadarıyla %6.9 ile %15 arasında geniş bir yelpazede verilmekte engelli verileri. Bunun nedeni şu, Türkiye Konut Araştırması'nın 12 yıl önce yapıldığı ve dünyada 7 kez güncellenmiş bir standarda göre sorulmasına rağmen Türkiye'de hala bu güncellemenin yapılmadığı ve 12 yıllık verinin kullanılması. Diğeri Türkiye İstatistik Kurumu'nun Türkiye Sağlık Araştırmaları'nın özelinde yapılan daha genel bir sorgulama seti. Diğeri de Ulusal Engelli Veri Sistemi'nden alınan engellilik raporu üzerinden alınan veriler. Bu çok geniş bir yelpazede engellilik durumuna bakmakta. Temel sorun burada. Hangi grupla karşı karşıya olduğumuzu maalesef bilmemekteyiz. İkincisi engelli raporları. 20 Şubat 2019 tarihine kadar ikili skalada engellilik değerlendirirken engelli var ve yok üzerinden bu tarihten sonra üçlü skalaya geçilmiş, kısmi bağımlı, tam bağımlı ve bağımsız olarak değerlendirmeye geçildiği için çok ciddi hak kayıpları mevcut. Biliyorsunuz engellilerde bu hak kayıpları gerçekten onların ekonomik özgürlüğüne de yansıyan çok ciddi bir durum. Bir üçüncüsü eğitim hayatı. Engelliler maalesef %80'i üniversite eğitimini tamamlayamamakta bildiğiniz nedenlerle. Bu çok önemli neden. Özel sektörde biliyorsunuz %3, kamuda %4'lük bir istihdam kotası var engelliler için. Oysa özel sektör özellikle talep ederken üniversite İşkur'dan üniversite mezunu olarak talep ediyor. Oysa İşkur bunu temin edemediği için biz talep ettik ama İşkur temin edemedi yaklaşımı var. Bu engelliler için çok tehlikeli. İstihdama katılıma bakacak olursanız özellikle kadın engellilerin sadece %12,5'unun istihdamda olduğunun altını çizmek isterim. Sosyal yardımlar ve ekonomiler bir sonraki konunun gündemi, o yüzden oraya girmiyorum. Sağlık hizmetlerinden faydalanım ve rehabilitasyon konusuna gelmek istiyorum. Türkiye'de yaklaşık 10 milyon engellimiz var bu ortalamaya göre ve bu engellilerin sadece %0,1'i için yataklı rehabilitasyon merkezi var. Sadece 107 adet, toplam 10 bin yatak. 8800'ü Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, sadece 2000 küsürü Sağlık Bakanlığı'ndan gelmekte. Yani %0,1'lik vatandaşımız için yataklı bir rehabilitasyon hizmeti mevcut. Aynı şekilde Aile Bakanlığı'nın performans göstergesine bakacak olursanız bütçede sadece bir artış planlanmış önümüzdeki yıllar için. Bu çok vahim bir durum. Türkiye'de bu kadar akraba evliliği belli bölgelerde hala devam ederken, deprem bölgesi olma özelliği sürerken, trafik kazalarının durumu ortadayken, bu kadar uzuv kaybı varken ve yaşlanan nüfus göz önünde bulundurulduğunda birçok fizyoterapist, hemşire, psikolog ve bakım teknikerleri, evde bakım teknikerleri atanmayı beklerken gerçekten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın engelli sorunları için ciddi bir yatırım bütçesi ayırması gerekiyor ve bunların hakikaten rehabilitasyonlarının topluma kazandırılması için rehabilitasyonlarının önceliklendirilmesi gerekiyor. Teşekkür ediyorum.